Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayıkavu Dice kanalında yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Bugün daha piyasalara yeni çıkan bir ayakkabı var ve bana yaklaşık 2 hafta gecikmeli geldi bu ayakkabı. Bayağı bir Nike falan aradım, ettim. Neyse sonunda çok şükür ulaştı bana. Sebebi de şeymiş, o gelecek kargoda gümrükle alakalı problem çıkmış. Neyse çok konuştuk. Hemen şöyle şunu açalım. Hangi ayakkabımız gelmiş sizler de görün. Güzel bir ayakkabı, daha piyasalara yeni çıkıyor. Ben de merak ediyorum açıkçası ve bang bang. Antetokounmpo'nun, Giannis Antetokounmpo'nun yeni ayakkabısı arkadaşlar. İkinci ayakkabısı değil mi? Yo, üç. Dördüncü. Ha, dört mü? Ha, üç çıktı, dört. Doğru. Evet. Yıllar ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Evet, İlkini aldığımız sanki dün gibi. Freak 4 çıktı arkadaşlar. Ben Freak serisini pek beğenmiyorum. Yeni serilerini, yani şu ana kadar beğendiğim bir ayakkabısı doğru düzgün olmadı. Bir ilk ayakkabısı en çok beğendiğim diyebilirim. Bakalım, bunu da merak içinde bekliyorum açıkçası. Şöyle kutusuna biraz bakalım. Kutusu yine diğerlerine benzeyen, diğerleri beyaz vardı, siyah olan vardı. Yeni logosu var arkadaşlar. Nike logosu, imzası, Antetokounmpo yazısı ve gördüğün gibi Freak 4. 11 numara, yani 45 numara benim artık zaten basketbol ayakkabısı numaram bu. Nike'da tercih ettim. Hadi şimdi açalım bakalım nasılmış. İlk çıkan rengi. Normalde bu kutu açımını 2 hafta önce yapabilirdik yani arkadaşlar, bu bana ulaşmış olsaydı. Ve nice. Evet, fena durmuyor. Güzel duruyor. Özellikle Freak 3'ü hiç beğenmemiştim. Ondan sonra bunun hakkında böyle şeyim, acaba yine mi öyle olacak gibi. Ama şu an evet, daha okkalı, daha güzel geldi arkadaşlar. Elime aldığım zaman da bu kaliteyi biraz olsun hissediyorum. Gerçi bu Nike'ın biraz daha uygun ayakkabılarından bir tanesi. Yani imzalı uygun ayakkabılarından diyebilirim. Kullanılan materyaller, verilen teknoloji genelde çok üst düzey olmuyor. Şu an baktığım zaman da bu da aynı şeyi hissettirdi. Fakat tabanındaki bu yapı çok hoşuma gitti. Air Zoom yazıyor şu an ilk bakışta. Alttan şöyle şeylerini gördüm. Evet. Sen ilk önce görsel olarak ne diyorsun? Ben çok beğendim. Evet, farklıymış, güzelmiş. Biraz spor ayakkabısına benziyor. Günlük ayakkabı olabilir veya tenis ayakkabısı olabilir. Değil mi? Öyle bir andırımı var. Çok basketbol ayakkabısı gibi değil. Zaten low top, yani kısa ayakkabılar oluyor. Biraz tenis ayakkabılarını andırıyor veya Kobe ayakkabılarını andırıyor diyebiliriz belki, değil mi? Şöyle tabanını sana doğru çevireyim. Tabanından başlayalım arkadaşlar. Tabandaki detaylar çok hoş. Bu zigzag desenleri, dalga desenleri de aynı şekilde çok güzel. Ama ilk bakışta arkadaşlar kesinlikle bence bunu dışarıda giymeyin derim. Yani dışarıda giyecek bir ayakkabı değil. Şu ön kısım ve arka kısım ikiye bölünmüş bir nal tasarımı var. Ve çok fazla isim de var burada. Kardeşler falan mı acaba? Tanasis, evet, var. Charles, Veronica. Ailesinin ve çocuklarının ismi var. Babasının, annesinin, kardeşlerinin ve çocuklarının ismini de eklemişler. Böylelikle bütün aile bir ayakkabının tabanında yer almış. Yeni logosu da topukta. Evet, çok hoş. Gerçekten çok hoş. Burada dalga gibi girmiş desenler, değil mi? Oluk oluk. Çok güzel şekillendirmişler. Taban tuşundan çok şu an ümitli olmadığımı söylemem lazım. Çünkü çok kuvvetli değil arkadaşlar. Buradaki kısımlar anında esneyecekmiş, kopacakmış gibi bir hali var. Alttan zoom ünitelerini görebiliyor olmamız, yastıklamayı görebiliyor olmamız hoşuma gitti. Keyifli duruyor yani. Bir de buradan tabanı da ikiye ayırmışlar. Aynı şekilde buradan da ayırmışlar. Biraz da esnekliği arttıracaktır diye tahmin ediyorum. Ve aynı zamanda yana doğru da şöyle geniş olması muhtemelen sizleri dengeli hissettirecektir. Yastıklaması zaten bahsettik. Air Zoom üniteleri normalde bu Freak 3'te de vardı. Anladığım kadarıyla bunu beğenmiş olacak ki tekrar kullandı. Fakat burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir kutulanmış. Bayağı bir güçlendirilmiş çevresindeki kısımlar. Bu daha dengeli bir yastıklama ortaya koyacaktır. Benim Freak 3'te beğenmediğim oydu. Çok böyle lembür lümbür bir hali vardı. Bu daha güçlü olacak. Bence buradaki kullanım oldukça güzel. Aynı zamanda bu ayakkabıda direkt ilk dikkatimi çeken bir çok geniş yüzeye böyle basıyor olması, daha kuvvetli, stabil bir ayakkabı sunacak gibi olması. İlk başta onlar direkt gözüme çarpan kısımlar. Ben şu şekilde orta tabanında desenlendirilmesini çok seviyorum arkadaşlar. Normal bu beyaz kısımları böyle ekstra ile sizlere sunuyorlar. Nike swoosh işareti, ters swoosh. Travis Scott yapıyorsa biz de yaparız dedi herhalde. Kendince bir farklı swoosh yaptı. Ve ilginç bir burada renklendirme var. İçte de yine aynı şekilde şurada swoosh'umuz mevcut. Gözümüze çarpıyor. Üst kısmı en dandik kısmı diyebilirim. Daha böyle delikli delikli hava geçiren ve ucuz ayakkabılarda kullanılan bir yapı var. Fakat parmaklarınızı
tutacak ve biraz da form verecek bir tekrar plastik üstüne kaynatılmış. Bu içerideki kısımlar, bunlara mesh deniyor. Daha delikli bir kumaş, yani içinde de sünger bulunuyor. Yani fena değil, rahat ama çok premium hissettirmediği aşikar. Sadece elinize aldığınız zaman şu alt kısımlar çok güzel hissettiriyor arkadaşlar. Şu alt kısım oldukça güzel ve hoş duruyor yani tabanla birlikte. Hemen şöyle topuklarını sana çevireyim. Birinde Freak yazıyor ayakkabının, birinde ise logosu var. Bak şu altta da bir yazı var. Orada mı Freak yazıyor? Yok, imza ve bir nabız işareti. İmza ve bu geri dönüşüm diye tahmin ediyorum. Bu Greater Than serisinde de hep bu vardı. İki başlı ok hatta. Bunu tekrar kullanmışlar. Şöyle bir tanesinin bağcığını açıyorum ve diline bakmak istiyorum. Ayağımı giymek için de şu anda sabırsızlanıyorum açıkçası. Evet, çok güzel sıkıyorlar bu bağcıkları. İlk başta sıkıyorlar, merak ediyorum. Şu içindeki de arkadaşlar şey çıkartalım. Evet, dilimiz çok sade, çok basit bir dil yapısı var. Dediğim gibi ucuz ayakkabılarda kullanılan. Logo bir tanesinde, diğerinde ise bir yıldız mı, güneş mi artık? Wonder. Wonder World. Evet, pusulaymış dediğin gibi. Yenis logosu ve Nike işareti olan farklı değişik bir pusula kullanımı var. Ayakkabının içinde arkadaşlar Freak ve pusula aynı şekilde. Şu ayakkabının tamamını göstereyim. Freak ve pusula yer alıyor. Topuk koruması yani idare eder şekilde, çok iyi değil. Ama ayakkabının şekil şemal güzel. Dediğim gibi yani şu bum 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 ses var ya, çok güzel geliyor. Tok bir ses veriyor. Güçlü bir izlenim vermiş. Şunu da çıkartayım. Ayakkabının şöyle içine bakabiliriz. Dil şurada bütünleşmiş ayakkabıyla. Artık zaten bütün ayakkabılarda böyle bir kullanım söz konusu. Yani dediğim gibi çok çığır açıcı, yeni teknoloji, şöyle güzel, böyle farklılaşmış diyeceğim bir nokta yok. Ama bence Freak 3'ten daha güzel olacakmış gibi bir izlenim var. Tabandan oluşuyor kısaca bu ayakkabı. Tabanıyla tamamen öne çıkan bence bir ayakkabı olacak. Taban tutuşu kötü. Taban derken arkadaşlar bu yastıklamayla birlikte olan bu plastik çerçeveden, kalıptan bahsediyorum. Evet, şimdi hadi ayağımıza giyelim. Bakalım nasıl hissettirecek. Asıl önemli olan nokta orası. Evet, şöyle giyelim. 45 numara güzel oluyor. Gerçekten direkt bu alt kısmın kalıbını hissettim. Güzel olmuş. Kesinlikle güzel olmuş. Fiyatı ne kadardı? Fiyatı yeni çıkan renkler hemen 200 lira daha pahalı gelmiş. Ben bunu anlayamıyorum. 2-300'e mi ne aldım bunu arkadaşlar? Yanlış olmasın. 2-600'e mi ne çıkmış yeni renkleri? Zaten aşağıya açıklamaya link bırakırsam bakarsınız. Yani ilginç, ilk çıkan rengi almadın mı zarardasın. 10 dolar pahalı geliyor aslında düşününce. 200 lira dediğin şey 10 dolar oluyor bizim için. 10 dolar pahalıya geliyor. Evet, iyi bir hissi var. Arkadaşlar, şu ana kadarki en iyi yeni ayakkabısı. Direkt bunu söyleyebilirim. Yastıklama çok fazla hissedilmiyor. Zaten bu çeperlemeler bunu biraz olsun engelleyecek. Arka kısımda yine Freak 1'i andıran bir yastıklama var. Ama şöyle tepeden bak. Tepeden baktığınız zaman şuralar çok harika bir şekilde genişliyor. Biraz Adidas'ta bu tasarımı çok görüyorduk. Nike'de pek alışkın değiliz. Yine yapacağınız hamlelerde bu Nike işaretini barındıran plastik çerçeve sizi çok güzel tutacak. Evet, harika. Şu an gerçekten beğendim. Ve bileksiz oluyor olması da çok büyük rahatlık sunuyor arkadaşlar size. Görüntü nasıl? Görüntüyü beğendin mi? Çok güzel görünüyor. Evet, şu ana kadarki en beğendiğim ayakkabı oldu arkadaşlar. Freak serisinde açık ara. Hoşuma gitti. Detaylı performans incelemesini de çok kısa zamanda yapacağım. Eğer Freak giyiyorsanız buna bayılacaksınız. Yastıklaması 3'e göre bir tık daha az. Ama çok yerinde, çok harika bir yastıklama. Çok kuvvetli hissediyorsunuz. Evet, gayet güzel. Performans incelemelerini biliyorsunuz birkaç hafta sonra yapıyorum. Çünkü içinde yeterince zaman geçirmem gerekiyor. Bekleyişte kalıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük.